19 Ocak haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. İnşallah sıcacık evlerinizde, sıcacık işyerlerinizde e, bizi seyrediyorsunuzdur. Hepiniz iyisinizdir. Sağlıkla, sıhhatle kalın ama lütfen sokak canlılarımızı unutmayalım. Havalar çok soğuk e, ve her geçen gün daha kışın verdiği büyük bir soğukluk gündemde olacak. Lütfen bir tas su vermenize gerek yok. Rica ediyorum yemeklerini verin. Yani alanınızı sıcak tutun, battaniyeniz varsa verin, yapın ama rica ediyorum. Suya gerek yok. Çok suya doyduk nasıl olsa. E, Koçburçların 13 Ocak'ta neler bekliyor diyorsanız özellikle çok yoğun bir iş temposuna başlayacaksınız ve bu iş yoğunluk size artı dediğim beklenti içerisinde olduğunuz paraları bu hafta alma dönemine giriş yapacağınız için eğer ki gel, gelen paraları doğru noktada değerlendirdiğiniz takdirde de kendinizi parasal anlamda da rahatlatacağınız bir haftaya giriş yapacaksınız. E, bence e, beklediğiniz para geliyor. Ama doğru yatırım, doğru plan, doğru noktaya göre hareket edin. Ama çok uzun süredir de beklediğiniz farklı noktalardan miraslı ya da mallarınız varsa daha bunun için biraz daha vakit var. Ama e, ama yapmanız gereken tek şey işinizle alakalı büyütmek istediğiniz ve yeni bir noktanın geçiş planları içerisindesiniz. Eğer sabırlı olursanız bu haftada onların altyapısını hazırlayacaksınız. Belli bir dönem sonra değişimlerinizin mutluluğunu yaşayacaksınız. Ee, şöyle söyleyeyim, koç burçları hayatlarını baştan yaratmak istiyorlar. Maddi, manevi, yeni iş, yeni kariyer, ortaklı bir sistem. Hayatınızı o kadar güzel noktayı planladığınız takdirde bunların hepsini gerçekleştireceksiniz ama biraz da çevrenizde ki insanların tepkileri ya da ailede aileyle alakalı tepkiler ne olur diye endişe ediyorsunuz. Bence siz ne istediğinizi biliyorsunuz ve hayatınızda her şeyi yeniden baştan düzeltmek size artı bir doğru bu kararı verdi takdirde de ileriki planlarınızın çok büyük bir aydınlanacağını söyleyeyim. İşsiz koç burçları içinde biraz daha kariyerlerinizle alakalı e, sınav ya da oluşması gereken bazı problemler, pürüzler var. Biraz ocağı bitirmemiz gerekiyor ama alternatif te teklif beklenme devlet ya da kurumsal noktaya girmek isteyen ve kendi yerini kurumsala çevirmek isteyen bazı koçlar bu ay yani 13 Ocak, 19 Ocak arasında bunun sevincini yaşayacaklar. E, evliliğinizle alakalı uzun süredir Toparlanamadığınız ve sizi yıpratan bazı olaylar sizi çok fazla kasmaya başladı. Bu da aslında anne kardeş ya da eşinizin ailesinden kaynaklanan bazı miras gündemleri olabilir. Bunun verdiği bir gerginlik olabilir ve uzun süredir de e, hanemizin evini değiştirmek istiyordunuz. Bunun için zaten size sürpriz sürpriz paralar gelecek. İstediğiniz eve geçiş çevreniz bu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Bekar olan ve hiç ilişki olsa olmayanlar biraz daha sabırlı olacak ama 2020 sizin için güzel bir aşk yelken açma yeniliklerin başlangıcı olacak ama bu ocak değil yani o yüzden biraz daha sakin olalım sabırlı olalım bir de ara, aracınızla alakalı yenilenmesini istediğiniz ya da hayatınızda bu benim için doğru bir araç dediğiniz dönemin giriş dönemine de giriş yapacaksınız bunu da hayatınıza artı bir kazanç olarak sağlık olarak son zamanlarda sinüzit baş ağrılarınız migren ağrılarınız söz konusu olabilir ve boyun ağrılarınız söz konusu bir de uzun süredir bir seyahate gitmek istiyordunuz bu seyahat hafta haftası doğru bir karar. Gidin enerjinizi değiştirin, ruhunuz değişsin. Siz artık bir de çevrenizde çok fazla göze gelme olayı ya da elektronik eşyalarınız bozulabilir bu hafta. Bunlara dikkat ederseniz nazara gelme ihtimaliniz yüksek. Bol bol ayet el kürsü nas -Felak, felak, okuyun. Üzerinizdeki negatifler geçsin istiyorum. 13 Ocak, 19 Ocak boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız bu hafta e, ortaklıklarla alakalı bir sessizlik haftasına giriş yapacaksınız. E, çünkü sizi çok yora sokan ve sizi çok fazla yıpratan bu iş yerinizdeki insanlarla alakalı olur. Bir gözleme, bir gözetleme dediğim bir sürece giriş yapacaksınız. Hani bazı gelecek farklılıklarla alakalı kendinizi korumak amaçlı yapıyorsunuz ama şöyle söyleyeceğim aslında iş yerinizde çok sevilen, çok saygı duyulan ve yerinizde çok değer veren ya da iş sahibiyseniz de bu yıl çok doğru kazançlar elde edeceğiniz için bu kendi kendinize havalanmaların tipini anlayamadım. O yüzden bence yeriniz gayet doğru. Evet yeni ortak bir teklif alabilir. Ortaklı bir iş haftasına da giriş yapabilirsiniz. Bunu da değerlendirdiğiniz takdirde Ocak size kazançlı dediğim ve bu hafta onun Bunlarla ilgili gelecek haberlerin mutluluğunu yaşama haftası olacak. Yani 13 Ocak, 19 Ocak size güzel ve verimli haberlerin size artılar getirecek bir oluşum sağlayacak. Bunu doğa, doğru der. Yurt dışı ile ilgili de bir finans düşünceniz ya da bir yatırım fikri olan bazı boğa burçlarına evet yapma ihtimaliniz çok yüksek ama orayla iş açmak ya da orada bazı noktaları belirlemek istiyorsunuz. Bence onu şu an evet altyapısını araştırın ama belli bir süre sonra bunu gerçekleştirecek siniz Hayatınızla ilgili de çok kendini sıkışmış, mutsuz, yorgun, bütün yükler benim üzerimde. Kimse beni anlamıyor haftası yaşayacaksınız. Ve onu düzeltiyorum o bozuluyor. Buna gidiyorum o toparlanamıyor. Yani kendinize ait olmayan hani hayatı yaşadığınıza inanıyorsunuz ama siz bunu seçiyorsunuz ve her zaman da seçtiğiniz bir şey. Her gün de isyan ediyorsunuz. Artık bunun farkına varma dönemi yaşayacaksınız. Doğru kararlar verdiğinizde de huzuru bulma haftanıza giriş sağlayacağız. Sizde de ev değiştirmek değil de e, ailenize ait bir binaya su ya da bazı sıkıntılı bir dönem olabilir. Mecburen ailenizin evini değiştirmek gibi bir e, haber gelebilir. Bununla ilgili biraz canınız sıkıntı, sıkıntı yaşayacak. Eğer babanızla ilgili bir sağlık problemi varsa kalp ve de damar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Son zamanlarda da sizde sindirim sistemleriniz ve ağız kokularınız ön planda boğa burçları, nefes probleminiz ya da mide kokularınız ön planda çıkış sağlıyor, sağlıyor olabilir. Bunları dengeleyeceğiz. Ve çocuğu olan bazı boğa burçları için de kariyer hayatınız, çocukların kariyer hayatıyla ilgili gereksiz endişeleriniz var. Gayet çocukların aklı başında ve ne istediğini bilecek çocuklar. Bu 3 yaşında da olabilir, 25 yaşında da olabilir fark etmiyor. Gelecek hayatları parlak endişe etmenize gerek yok diyorum. Bir de eee Uzun süredir üniversite arkadaşınız ya da lise arkadaşlarınızla ilgili geçirmek istediğiniz bir hafta ilk önce evdeki eşinizle geçirin. Sonra onları hayatınıza alın isterim. 13 Ocak, 19 Ocak İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız özellikle ilişkiler konusunda gergin bir haftaya giriş yapacaksınız. Gereksiz tartışmalar, e, ka, e, ka, e, sizi böyle hani insanlara... Ben kendimi anlatamıyorum. Böyle hani böbürlenme mi yaşarız? Öfkelenme mi yaşarız? Ne yaşarız bilmiyorum ama bence hiç gerek yok böyle bir e, evreye girmenize. Çünkü siz insanlar tarafından seviliyorsunuz. Sadece sevgi değeriniz ya da hayat değeriniz bu noktada biraz karmaşık olduğu için bununla alakalı korkularınız var. Dostlarınız size düşkün ve özellikle iş hayatınızla alakalı da bu hafta fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü fırsatları kaçırabilirsiniz bu karmaşık bu tedirginliklerden bu paniklerden o yüzden diyoruz ki bu hafta fırsatlar çıkacak eğer bunları kaçırmazsanız size kariyerinizle ya da parasal anlamda çok keyifli bir haftanın sevincini yaşayacak ee, özel hayatınızla. ...alakalı duygusallığı ön plana eğer tutarsanız bu hafta 13 Ocak... ...size işte çok büyük hatalar diyorum. O yüzden özeli kenara atıyoruz. İşe konsantre olmayı unutmuyoruz İkizler Burcu. Ee, sizin de bence bu ara anneni ya da babanızla alakalı... ...çözmeniz gereken duygusal sıkıntılarınız var İkizler Burcu. Ya onlara sevginizi ifade edemiyor olabilirsiniz... ...ya da onların size çok karıştığı ve her şeyinize konsantre olduğunu düşünüyorsunuz. Bence e, anne baba sizi gerçekten yürekten seviyor... Biraz onlar e, ne diyelim oto kontrol aile yapıları var. O yüzden sizi merkezde tutmaya çalışıyorlar. Evet siz de bir bireysiniz ama onların da gelecek ve sizinle alakalı kaygıları olabilir. Size ihtiyaçları var. İhmal etmeyin. Sizin son zamanlarda diz kapaklarınızla alakalı. Yani diz sıvılarınız, kemik ağrılarınız ve bu ağrılar her geçen gün yatarken daha sizi zorlayabilir. O yüzden bir kemiklerle ilgili bir sıkıntı ya da yanlış spor yapıyor olabilirsiniz. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Uzun süredir yurt dışı planı yapan bazı ikizler için çok doğru bir hafta gidip gitmek istediğiniz veya ya da planladığınız seyahatiniz gerçekleşecek. Ama sizin de şöyle söyleyeyim bulunduğunuz noktada bir değişim beklentiniz varsa eğer dikkatinizden kaçmıyorsa ve dikkat sorununuz yoksa bu hafta bunun zaferini yaşayacaksınız. Bu da size bir artı bir rahatlık sağlayacağını söyleyebilirim. Bu arada sizde şöyle bir şey var. Her şeye alınabilirsiniz ama hiçbir şey önemsemiyormuş gibi. Ya alının ya da her şeyi önemsiyor gibi davranırsanız sevinirim diyorum. E, 13 Ocak, 19 Ocak yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız bu hafta duygusal gerilimler, geçmişle ilgili hesaplaşmalar, geçmişteki insanlarla bir yüzleşme. Yani bu kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız iş hayatınızla alakalı sanki kimseyle görüşmek istemiyorken istemiyorken hayatınızda böyle geçmişte ekart ettiğiniz insanları mecburen hayatınıza yeniden almanın verdiği korkular yaşayacaksınız. Aslında bu size ne getirebilir? Yani siz değişmeye karar vermiştiniz. Yine aynı şeyleri yapmak sizi belki yıpratabilir ama artık ne istediğinizi bildiğiniz için yaralanmaktan kurtulacaksınız. Bence onlarla da diyalogları kendi evrenizde doğru oturtacağını söyleyebilirim. Özellikle bilinçaltı rüyalar ya da çok fazla... Ee, hani insan bilinçaltı rüyalar görüyor ama her dakikada rüya görme haftası olabilir sizin için. Bu rüyalarınızı dikkate alırsanız sizi uyarıcı rüyalarınız olacak ve bunlar size artı işinizde ya da çevrenizdeki gelecek insanlarla ilgili zararları gösterecek. İhmal etmeyin diyorum. İlişkiler konusunda da şöyle söyleyeyim aslında muhteşem bir aşk dönemine giriş yaptınız zaten. Eğer sevgiliniz yoksa bile an meselesi diyorum. O yüzden size aşk diyorum ve bu aşk size huzur ve mutluluk verecek bir aşk. Ama ben geçmişten bir insanı bekliyorum diyen bazı yengeçler evet geçmişten kim istiyorsanız gelecek. Ama yepyeni bir insan istiyorum diyen yengeçlere de diyorum ki evet yepyeni bir insan. Ama ben evliliğim evliliğim nasıl olacak yengeçlere diyorum ki aşk tazelemeniz lazım. Biraz psikolojik olarak ilişkiniz çok çok yorulmuş. Bunları dengelemeniz lazım. Yani baş başa vakit diyorum. Son zamanlarda belki yapmanız gereken tek doğru şey ruhunuzu dinlendirecek bir spor, bir hamam, masaj salonu ya da ne bileyim med meditasyon, yoga, e, pilates sizin ruhunuza çok iyi gelecek. Çünkü siz geçmişten arınmak istediğiniz için, geçmiş hep sizi devam ettirdiği için hayatınızda bir yoga meditasyon size çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Evet sizin de... E farklı bir şehirden bir mirasınız ya da bir toprak işiniz gündemde olabilir. Bununla ilgili bazı devletsel sıkıntılar yani haciz gibi bazı çözülmesi gereken yasal problemleriniz olabilir. Bunlar bence evet biraz daha uzun soluklu bir şey ama böyle bir kağıt gelebilir. Endişe etmeyin sonu ferah ve aydınlık olacağını söyleyebiliyorum size. Evet ama işsiz yengeçlerde evet bu hafta güzel bir iş kapısı ya da istediğiniz kariyerinizle ilgili, eğitimle ilgili planladığınız noktanın size geri gel gibi haberini yaşayacaksınız ya da gitmek istediğiniz yurtdışı Bence bazı yengeçlere diyorum ki dil eğitim almanız lazım eksik noktanız bununla alakalı diyorum mutlu kalın yengeçler 13 Ocak 19 Ocak aslan burçlarını neler bekliyorum e, şu, Aslanlarda şu konu gündemde ...evli ve yeni evli olanlar çocuk formatına giriş yaptılar. E, fakat maddiyatla alakalı bazı dengeleri oturtamadıkları için... ...böyle bir tedirgin yapalım mı, yapmayalım mı, olsun mu olması... ...bence herkes rızkıyla gelir. Rabbim kimseyi rızkız bırakmamıştır. Bence siz bu planı yapmayı bırakın. Ya nasip diyelim, yani olayı çocukla ilgili planınızı hayata geçirin istiyorum. Ama ortaklı yap, ortak işleriyle ulaşan bazı e, aslan burçları... Bu hafta onlarda şey korkusu olacak. İşlerle ilgili maddi kayıplar çok ön planda olduğu için bu ortaklık nereye gidiyor? Ya da bu iş konuları nereye gidiyor ve biz ne yapacağız endişesi yaşayabilir. O yüzden girdiğimiz ortamlarda gereksiz tartışmalar, gereksiz atışmalardan uzak duruyoruz. Ani fevri noktalardan geri çekiliyoruz. Eğer odaklandığınız yeni projeler ve yeni oluşumlar var. Eğer onlara odaklandığınız takdirde sizin eksik taşlarınızda güzel bir değişim ve bu değişim sizi öz güven olarak da tazeletecek gözüküyor. Ne gerekiyor? Gerginlik yok. Adapta problemimiz. Adapta değil odak noktanızı belirlemeniz lazım. Odak noktanızda iş hayatınız ve ortaklarla ilgili gereksiz olayları birbirinize yıpratmamanız gerekiyor. Bu size doğru bir süreç. Farklı bir ortaklık yapmak isteyen ve ortak teklifi bekleyen bazı aslan burçlarına doğru ama uzun süredir yeni bir iş bekliyorum ve olmuyor diyen aslanlara bu hafta bu haber gelecek ve olumluluk evresi diyorum. E yani para akışı hızlanacak, iş hayatınızdaki aksilikler yumuşayacak bir hafta yaşayacağız. En önemli şey de kendi korkularınızı yenip kendinizi daha güçlendirme dediğimiz e, farkındalığının farkına varma haftanın girişine yapacaksınız. Bu da sizin hani gözlerinizden yıldız akışı gibi. Evet ben hatalarımı gördüm artık bu hataları yapmak istemiyorum. Artı bir doğru bir döngüye gireceksiniz. Evet evlilere dedik. Çocuk formatı yeni. Ha evli, uzun soluklu evlilerde bazı ilişkilerde ters gitmeler, gereksiz zıtlaşmalar... ...ve hatta biri salonda, biri yatak odasında yatıyor. Bence bu ilk önce yatak ve salonun herkes yerini bilsin, bir düzene girsin. Bu evlilikte toparlanacak. Ama gerçekten sıtkım sıyrıldı. Emine ablacığım ben kurtulmak istiyorum diyen kişilere biraz daha vakit var. Sonunda aydınlığa kavuş. Ama hiç aşk yaşamıyorum, benim aşka ihtiyacım var diyen aslanlara da diyorum ki... ...biraz daha ışık gördük ama... O ışığa bakacak kimseyi bulamadık. Evet böyle bir ışık enerjiniz var. Ama o ışığa da dokunacaksınız. Sabırlı olmanız gerekiyor diyorum. Bazılarına böyle e, kitap yazmak. Bazı aslan burçlarına ya da e, daha sanatsal, daha kendimi ön plan atayım, sahne ışığım ön planda diyen aslanlara da eğer mücadele ederseniz o istediğiniz ve zafer koyduğunuz ve kafanızda gitmek istediğiniz nokta hayırlı diyorum. Sağlık olarak e, özellikle eee kafanızı vurmamaya özen gösterin istiyorum. E, ya da devamlı hep bir yerlerinizi vuruyorsunuz ya bu hafta bu bir yerlere vurmamaya dikkat edin yoksa ufak bir kırık ya da dişle alakalı bir kırık yaşayabilir ya da diş sizi biraz zorlayabilir ihmal etmeyin diyorum. 13 Ocak, 19 Ocak Başak burçları. Yani evet uzun süredir işiyle ilgili sorun ve çıktım çıkıyorum beni kovdular kovmalarını bekliyorum dediğiniz yerde yerini sabitleşti. Daha kendinizle ilgili gerginliğiniz geride olacak. Sizi daha keyifli bir hafta bekliyor. Bence e, sizin biraz diliniz sivri, kurallarınız sivri, söylemleriniz sert. Yani biraz bunları yumuşatırsak kimsenin sizinle sorunu yok. Siz düzen ve detay hakimiyeti ve bazı şeyleri farkında olmayarak sert ifade ediyor olabilirsiniz ama siz çok yufka yürekli ve vicdanlı bir karakter yapınız var. Ben sizin disiplininizi seviyorum. Bazen çok aşırıya kaçsanız da sizleri seviyoruz Başaklar diyorum. Ne yapalım? Size diyoruz ki iş konunuzda yeni değişim ama özellikle finans ya da ekonomi anlamında iş gören Başaklara şöyle sesleniyorum. Biraz sizi zorlayacak bir hafta ama sabrederseniz yönünüz bu konuda da borsada paranız varsa bile rahatlayacak. Endişe etmeniz ki, gerek yok diyorum. Aile hayatınızla, iş hayatınızla alakalı gerginlikleri ev içine yansıtıyor olabilir. Not almışım yani evine yansıtma işini ve her gün iş konuşuyor gibi evde anlatma senin bir aile düzenin var ailenin farkına var diye not almışım bence bu aralar sizin bir de kendi miraslarınız var kendi aile ve da işinizden kaynaklanan miras konuları ve bunlar çözülmedikçe acayip sinir kapladı bence malı kenara bırakalım biraz duygusal hayatımızı özel hayatımızı yenilikli yenilikler ve duygu duygu romantik anlar yaşamanız gerektiğini düşünüyorum biraz bunu ön plana ön plana atmamız gerekiyor. E, şu evinizle alakalı artık ben bu evde oturmak istemiyorum artık yıllarım bu evde çürüdü diyen bazı başak burçlarına evet bu hafta bunun kararını vereceğiz ve istediğimiz evin araştırmasına gireceğiz ve hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz noktanın büyük bir sevincini yaşayacağımızı söyleyebilirim. Sizde de kardeşler arasında gereksiz tartışmalar, atışmalar söz konu ya da yakın akrabalardan kaynaklanan gereksiz laflar sizi yıpratabilir. O yüzden yapmamız gereken tek şey kimseyi duyma. Kendi yoluna devam et. Yoluna devam ettiğin sürece de kimse sana zarar verecek olarak görmüyorum. Bir de sen hep hedef koyup hiçbir hedefi yapmıyorsun ya Yani koydum bugün bunu yapacağım diyorsun. O hedefi tüm başka bir hedef. Yani artık sen de şu başlama. Bu ay bunu halledeyim. O bir ay şuna geçeyim. Hedeflerini koyarsan iş ve yönünü daha rahat. Et. Çünkü sen herkese yetişecek değilsin. Ananın derdi, babanın derdi, ...kardeşinin, işteki insanların derdini düşünmekten sen plansız yaşıyorsun. Bu sefer de stres ve insanlar beni anlamıyor diyorsun. Bir plan koyalım. Ve uzun süredir bazı toprak işleri olan bazı başaklara müjdeli haber. Bekliyorum bu Ocak sonu ya da e, Ocak 20'den sonra miras haklarınızla ilgili net bir karar ve sonrasında beklenilen paralar hesabımıza 20 dönemine giriş yapacak, girecek demiyoruz. Arada fark var. Sağlığı söyledim mi ben? sağlıkla ilgili e, not almışım söylememişim demek ki e, göz gözlerinizle alakalı alerjik program e, problem olabilir egzamanız olabilir bir de gece yatarken diş gıcırtmalarınız son zamanlarda ses çıkartıyor dişlik mi takacaksın doktoruna mı gideceksin ne yapıyorsan yap anam 13 Ocak 19 Ocak terazi burçları bu hafta yurt dışı ile ilgili konular ön planda olacak e, yabancı ortaklalar ya da yaptığınız iş yabancı bir şirkete aitse sizin yurt dışı ile ilgili size gelecek teklifleri değerlendirdiğiniz takdirde çok güzel olumluluklar hatta yeni anlaşmalar, yeni projelerde yer alacaksınız. Bence cesaretinizi toplayın. Ben de gitmek istiyorum dediğiniz takdirde yönetici ya da sistemin size çok fazla artı getirecek projeleri olacak. Kendi işini yapan ve kendi işinizle alakalı e, çok büyük noktalarda beklentiniz ve yenilik bekliyorsanız bazı şeylerde çok büyük bir değişim ve bu değişim sizi rahatlatacak ve özellikle masa değişimi ya da masa başı işi yapıyorsanız daha bir üst seviyeye geçiş yapacaksınız ve bu seviye size çok artı bir süreç sağlayacağını söyleyebilirim. Ama devlet işiyle ilgili bek haber bekleyenler ocak bitmeden bu sevinci ya da bu sınavınız ne varsa bunun haberine gireceksiniz ve bu artı bir evreye geçiş sağlayacak ne diyeyim sizde bu aralar böyle yakın toplantılar, sosyalleşme havalarını, sinema, tiyatro, ıvır zıvır böyle çok fazla plan yapacağınız. Bence yapın çünkü çok fazla iş temponuz ve planlarınız sizi çok yoruyordu. Biraz da sosyalleşirseniz psikolojik olarak daha büyük bir rahatla ve bu rahatlık size çok güzel e, faydalar getirecek. Sağlık olarak size demişim ki böbrekleriniz ya da e, sırt ya da boyun fıtığı ya da bel fıtığı noktalarımıza dikkat edeceğiz. Son zamanlarda da merdivenleri farkında far, yani çok ya hızlı gidiyorsunuz ya da telefon elinizde iniyor olabilirsiniz. Bu merdiven kazalarının sebebi ya hızlı inmektir ya da telefonla bakaraktır. O yüzden bu hafta terazi burçlarına diyorum ki telefonunuzu cebinize koyun merdivenleri kontrol edin. Yoksa bir de araçta araç kullanarken bazı sinirlenen terazilere sesleniyorum. Kendinize zarar veriyorsunuz. Kimseye bir zararınız yok. Bağırmayı bırak. E, kim ne yapıyorsa yapsın yoluna bak diyorum. Aile içinde e, sorun olduğunu düşünmüyorum Terazi burçları ama sizde şu var. Her şeyi ben istiyorum ve ben benim hayatım eee dikkate alınsın dediğiniz için biraz oh pohlanmak istiyorsunuz. Anam bunu hep sen yapıyorsun. Bırak o tek kardeşlerin ya da anam baban yapsın bu ara bunu ara ver diyorum. 13 Ocak 19 Ocak. Akrep burçlarını ne zaman ne bekliyor diyorsun? Ne bekliyor? Ne zaman olacak diye yazmışım çünkü buraya. Uzun zamandır beklediğiniz para bu hafta gelmeyecek. Boşuna beklemeyin. E, çünkü siz buna göre plan yapıyorsunuz ve bu buna göre plan yaptığınız için hep plan yaptığınızda elinizde kalıyor Akrepler. Rica ediyorum bu hafta parayı düşünmeyin. Evet sıkıntılarınız var, borçlarınız var. Bazı ödenmesi gereken noktalar var. Kredi kartlarınız, ev kiranız vesaire şey. Evet sizi çok yordu ve işte sizi çok fazla yorduğu için sizde şu oluşmuş. Allah'ım ben yaşıyor muyum? Evet sen yaşıyorsun. Ama yıl bitme ay bitmeden bu para gelecek de bu hafta gelmeyecek. O yüzden planınızı ona göre yapmanız gerekiyor. işle alakalı e, yeni oluşumlar hayatınızda gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeler size çok artı evreler sağlayacak ama kendi işini kurmak isteyen bazı akreplere sesleniyorum. Martı gör çünkü altın gerçekten fırlayacak. Dolar marta kadar 6.500'ü bulacak. Şu an iş zamanımı karar veremedim. Eğer de yapacaksanız bunu yurt dışında yapın ama Türkiye içerisinde şu an böyle bir iş kurmanız uygun görmüyorum. Akrep burçlarına uyarıyorum. Çünkü riskli bir dönem. Hani haziranda yapmak istiyorsan yap ama şu an doğru bir karar değil. Sizin de ailede bir Karmaşa, kavga, laflar birbirine girecek. Abi kardeş ya da aile büyüklerimizle gereksiz atışma. Bir kıyı, kıçı kıyı tırık. Bir toprak için bu kavgayı yapacaksınız. Aşk olsun size. Hiç yakıştırmıyorum. O yüzden hatta eşleriniz de karışacak bu olaylara. Mal için kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Evet hakkınız varsa mücadeleye verin tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Gereksiz sözlerle birbirini incitmeyin diyorum. Bence o babanıza ait bazı topraklar olarak gözüküyor. O yüzden e, bence kırılmadan, incitmeden, herkese toparlayarak yaparsanız daha sağlıklı olacak. Bir de araç almak isteyen, aracımdan sıkıldım, artık değişsin, yenisini alayım. Ne var, daha yeniydi araban ama değiştirmek istiyorsun, değiştir. Çünkü sen yeniliği seviyorsun, ee, geçmiş çabuk sıkıldığın için de mutsuz ediyor. Artık değiştir, yenisini al, arabanın da değere kaybolmasını istiyorum. Sizde de ayak siyatikleriniz olabilir, ee, rahimle alakalı akıntı ya da koku gibi bir durumunuz olabilir. Ee, ya da ne bileyim, bağ sorunuz olabilir. Bu konular biraz sizin canınızı sıkacak bu hafta aman neler dedim canın sıkılmasına benim mi sıkılsın ama şöyle söyleyeceğim akrep burçları sizi hani herkes seksopat seksopal görür yani ya, akrep deyince aa hayır siz çok duygusal çok romantik yani o yüzden e, bence akreplerle alakalı noktada daha evet insancıl ateş yönleriniz var ama e, sekse bağlamak yanlış olur çünkü sizde duygu yoğunluğu duyguyla aşk yaşıyorsunuz siz yani 13 Ocak 19 Ocak yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız öf. İçimden yaylara şunu da geldi, evet çok kasıldın, evet insanlarla tartışma haftan, evet onu da yaptım yine başaramadım, bunu da çözemedim, bu da elimde kaldı, bu ödemem var ve her şey üstüme geliyor dedin. Hani işi bırakacağım, yani alet olsun dediğim bir haftayı geçiriyorsun ama bence öyle geçmeyecek biliyor musun? o kadar güzel geçecek ki her lanet olduğunda hep böyle öfkelendiğinde bir kapın daha açılacak. Bir şeye daha öfkeleneceksin. Aa bu öfkenin arkasından güzellik gelecek. O yüzden hem gergin hem mutlu olacağın bir hafta yani ikisini çok de doğru değerlendirdiğinde sinirsel sakinliğini kurduğun takdirde bu sana maddiyat ve işinle alakalı güzel değişimler ve seni çok motive edecek bir haftaya giriş yapacaksın. O yüzden hani o gerginlikleri yok saydığımız takdirde başarı ve aydınlık var. Eee... Bir de bu hafta özellikle yay burçlarında şu var. Bir Fransa'ya gideyim, bir İspanya'ya gideyim, bir İsviçre'ye gideyim. Böyle bir havan var da parasal ödemelerinle ilgili bir sürü borçların da var. Yay burcu git diyorum ama diğer ödemelerini halletmeden bu yolculuğa çıkmanı gerek yok. Çünkü sen de hallederim deyip unuttuğun o kadar çok ödemen var ki hiçbirini hep halletmiyorsun. Sonra yasa uyarısıyla halletmeye çalışıyorsun. Bir de uzun süredir bazı yay burçların hanesinde cezaevine düşmüş olan biri olabilir. Ya da yasal mahkemelerle alakalı sorunları olan birinin çok büyük bir aydınlığa girmesi olacak. Ve beklediğiniz çok büyük bir paranın sevincini yaşayacaksınız. Ve yeni iş teklifi alan ve işiyle alakalı da uzun süredir iş problemi yaşayan, hani duran bir süreç deriz ya, yani bu ne zaman doğru haber gelecek? Evet, bence Ocak sizin doğru haberleri alma. Yani 13 Ocak'tan sonra netlik konuşmalarınız gerçekleşecek ve beklediğiniz işler hayatınızda hızlı bir şekilde gelişecek ve özellikle Ege ile ilgili bazı yay burçlarında Ege yatırımı ya da ne bileyim Ege'de yaşıyorsanız İstanbul gibi bir ev düşünceniz varsa çok doğru süreç. Evet bunun da altyapısını oturtup buradaki sisteminizi de kuracaksınız. E, kariyer hayatınızla ilgili de uzun süredir devam ettiğiniz bazı eğitimleriniz var. Bunları da bitirmeniz ve bunun da zaferini alacaksınız. Bence yaylar güzel bir haftayı yaşıyorsunuz doğru olduğu vakitte. Evet yaylara şunu diyeceğim. Anacı ruhunuz var ya şu anaç ruhunuz anneci. Anneci olmak e, belki de hani sizin bu kadar özgüveninizi tazeliği olabilir. Çok iyi bir anneye sahip bazı yay burçları. O yüzden bugün ne yaşıyorsanız annenize minnettar olduğunuzu düşünüyorum. Bugün bu gücünüz sadece annenizin size sunduğu bir hayatla yaşadığınız. Çok da yeteneklisiniz. Yeteneklerinizi sanatsal yeteneklere çevirebilirsiniz. Tiyatro ile ilgilenebilir ya da müzik müzikal anlamda kendinizi yenileyebilirsiniz. Bunları da artı enerji katma. Evet belki yay burçlarına diyorum ki bazı dengeler sizi çok yorduğu için psikolojik olarak yardıma. Belki kendinizi iyileştirmek için bir yardımcı danışmana ihtiyaç olabilir ama sizin zekanız hani deliliğiniz değil bu sizin zekanızdır. O yüzden hani gidin sizin çünkü beyin çok dolu bunu yumuşatmaya ihtiyacımız var. 13 Ocak 19 Ocak Oğlak Burçları. Hani bunu da yaptım, elimde patladı. Bu işi de yapıyorum, elimde patladı. Ortaklı iş yaptım, para kazanamıyorum. Bir sürü projeler var, bunu çözemiyorum. Hani ben ne yapsam da sonu paraya gelmiyor diyen oğlaklara sesleniyorum. Yani evet oğlaklara her ay ben muhteşemlikler veriyorum ama e, hiçbiri de gerçekleşmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü oğlaklardan hiç olumlu yazan kimse yok ama diğer burçların hepsi olumlu yazıyor. Ben... E, ödüllendirileceğinize o kadar inanıyorum ki. Yani siz yeni bir döngüye girdiniz. Belki de farkında olmadı gel kızım. Farkında olmadığınız için hala başta dönüyorum. Aynı başlayım diye olabilirsiniz. Bir farkındalık dönemine girdiğiniz takdirde yörüngeniz hızlı bir değişim ve özellikle ilişkilerle alakalı noktada da iş ticaret yaptığınız ya da aynı ortamda çalıştığınız insanlara bile eğer ki algınızı bir değiştirirseniz, yönünü belirlerseniz daha mimikleriniz rahatlamış, agresif tavrınız bitmiş. Kendi özgüveniniz çünkü e, oğlak burçları özgüvensiz asla olamaz. Ama yaşadığınız travmalar o kadar sizin ayaklarınızı tıkamış ki. Yani ben söylesem incinir mi? Ben a, anla, o konuşsam olur mu? Yani bu yöneticiniz, çalışanınız, arkadaşınız, dostanız, kardeşiniz fark etme, incitme mi? İncitin abi, canı yansın, kime ne? Sizin canınızı kim yaptıysa siz de başkalarının canını yakarak iyileşmeniz lazım. Tabii gidin katil olun demiyoruz oğlak burçlarına ama sizin içinizdeki öfkenizi iyileştiremediğiniz için aman boşver o kırılmasın, aman onun canı yanmasın. Sizin canınızı yakmışlar, siz artık bu hayatı, bu yörüngeyi öğrendiğinizde size başarıyı sağlayabilirsiniz. Olabiliriz. Bence siz bunu öğrenmemişsiniz. O yüzden diğer oğlaklara sesleniyorum. Öğrenenler hızlı bir şekilde değişmeye, yerlerini değiştirmeye, artık vicdan evresini geride bırakmaya, kendim için yaşayacağım ve ben kendimin farkına vardım diyen oğlaklara sesleniyorum. Onlar da güzel anlaşmalar, yenilikler ve hayırlı bir dönem olacak. Ve hatta da gel kızım ortaklı planladığınız ya da ortaklı süreçlerinizle alakalı planladığınız noktalarda size artık kazanç sağlayacak. Yurt dışı ile ilgili ...ya da yeni açmaya çalıştığınız ve yeni oluşan bazı işlerinizle ilgili de... ...çok güzel bir aydınlanma ve bu aydınlık size çok artı kazançlar sağlayacağını söyleyebilirim. Hoş geldin. Oğlak burcu musunuz hanımefendiciğim siz? Evet, oğlaklar için e, sağlık olarak kulak iltihapları, e, faranjitiniz ...ya da boğaz ve bronşlarınıza dikkat edeceksiniz. Uzun süredir de e, kendinizi böyle bir ormanın içerisinde, bir hamamın içinde... Yani bir yeşilliğin ve doğanın içerisinde yer almak istiyordunuz. Tam zamanı bunu 13, hafta, 13 Ocak hafta sonunda yapın. Size çok iyi gelecek. Bir de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla evde, evinizde ağırlayacaksınız. Ve ilişkisi olmayan oğlak burçlarına aşk var diyorum. Doğru aşka yelken açacaksınız. Evli olanlara da diyorum ki bu ara dilinizi kapatın, evliliğinize sahip çıkın. Belki de bir arsa gündeminiz var, bunun üzerinde icra ya da hacizlik bir durum var, onu da çözecek gözüküyorsunuz. Yani olaklar değiştiğiniz takdirde her şey size bolluk ve bereket getirecek. Sağlık olarak da dedik, daha ne diyelim? 10 Ocak, 19 Ocak kova burçlarını neler bekliyor? Sizce neler bekliyor? Hanımefendiciğim buna çok kızgınım kova burçları o kadar kızgınım ki neden kızgın? çaktırmadan tabaktan tatlı yedi bizim aramızda diyalog kopukluğu var barışmaya çalışıyoruz ben barışmıyorum aradaki fark bu ee, şöyle söyleyeceğim ee, ilişkilerinizle alakalı açık e, farklı Tavırlar esecek, farklı rüzgarlar, farklı laflar, farklı dedikodular, farklı bir şeyler sizi bu hafta incitebilir. Ee, belki de siz bunlardan ders almanız lazım. Yani sizin de ders döneminiz bununla alakalı ama size diyorum ki neden ama siz aynı şeyi ısrar ediyorsunuz ya... Olmaz. O peynir olacak? Olmaz. Bunu ben istiyorum. İlk önce yaradan yazması lazım. Tabii ki astroloji bir bilim olabilir ama yaradanın üstüne bir bilim yok. Rica ediyorum. Yani o yüzden sizin inat ettiğiniz ilk önce Rabbimden hayırlısını dilediğiniz takdirde kapılarınız daha aydınlık olacaktır. Tabii ki e, bilim de çok önemli. Astronomi bilimi de çok önemli. Burada diyor ki evet ilişkilerinize gereksiz baskıyı geride bırakın ve eğer olabildiğin kadar relax bir haftaya bırakırsanız bu ilişkideki tartışmalara engel olacağınız ve gereksiz atışmalardan uzak durmanız gerektiğini uyarısını veriyorum. Uzun süredir işsiz olan kova burçlarına yeni iş teklifleri, yenilikler ve yeni olumluluklar sizin kariyer hayatınızla ilgili yeni fırsatlar olacak. Eğer bunu doğru dengelediğiniz takdirde de işiniz yeni bir iş başlangıcı istediğiniz bir firma ya da çok doğru bir kapının aydınlanmasını yaşayacaksınız. Bence kendine iş kurmak isteyen e, kova burçları yapmalı diyorum. Demin birine yaptırmadım ama size yaptırıyorum. Çünkü sizde fırsat şanslarınız var. Bu fırsat şansları çok değerlendirdiğiniz takdirde hem ortak paralar ya da beklen, beklenmediğiniz paralar size çok büyük bir para kazandıracağı için bence ortaklı iş teklifinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Bazı kovalarda restoran ya da kafe, gece kulübü tarzı bir şey açmak istiyor. Siz de yapın ana. Tam mevsim patlayın, putlayın. Ülke pat, batıyor zaten. Herkes patlasın. Yani işletme mantığı, iş ortaklığı yapacak kova burçlarına da diyorum ki bunu da yapabilirsiniz sorun yok. Sağlık olarak son zamanlarda mide asitleriniz, diş enfeksiyonlarınız ve e, şu hani ne deriz nodiller mi deriz? Buradaki de, boğazdaki nodillerle alakalı hassasiyet yapabilir. Son zamanlarda baş dönmeleriniz ön planda. Bu da demektir ki tansiyon ya da şeker uyarınız da olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Bakkala gidiyorum deyip yere yığılabilirsiniz. Yani bir tansiyon ya da şekerinizi kontrol etmenize uygun görüyorum. Sizin de kendinize ait bir aileden gelmesini istediğiniz bir, bir bina olabilir ya da büyük bir toprak işiniz var. Bu hisseye bölünecek ama bunun için yasaya ihtiyacınız. Yani yasal olarak çözmeniz gerekiyor. Mahkeme açmanız lazım. Evet sözlü haklar verilmiş ama kimsenin bu hakları dağıtmaya niyeti yok. Yasal olarak bu haklarınızla alakalı noktaya ilgilenirseniz çok güzel bir e, paranın dengesini kurabilirsiniz duracak gözüküyorsunuz Bir de araba sorunu yaşayabilir yolda kalabilirsiniz o yüzden araçlarımıza dikkat ediyoruz e, suyu eksikse yağı eksikse, kontrol edin lastik patlayabilir ihmal etmeyin kontrol edin istiyorum 13 Ocak 19 Ocak balık burçları neler bekliyor senin için ne bekliyor balıklar bu hafta e, kendi işleriyle alakalı yani bir firmadasınız. Belki tekstille uğraşıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı unuttuğunuz evraklar ya da unuttuğunuz konularla ilgili sizin önünüze pat 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 bir şeyler atılacak. Birden sizin nevriniz dönecek. İşi bırakıyorum tribine. Bu sizin hatanız. Niye işi bırakıyorsunuz? İlk önce bir düzeltin. Ondan sonra fevri davranış gösterin. Yani ben diyorum ki sizin unuttuklarınız masanız önünüze pat diye konulacak. Gereksiz fevri davranış gösterem Çünkü bulunduğunuz nokta çok seviliyorsunuz. Ve bir saygınlığınız var. Gereksiz tavır yapıp işinizden olmanıza gerek yok diyorum. Bazıları da yurt dışı ile alakalı teklifler kovalayan bazı balık burçlarına demişim ki evet bu teklifleri değerlendirin. Doğru noktanın haberini alacaksınız ve istediğiniz firmadan gidiş gidiş sağlayacaksınız ve bu kapınız da açık ve bunun evranda 14 Ocak 15 Ocak arasında alma ihtimaliniz yüksek. Finansal olarak biraz gergin bir haftaya gireceksiniz. Çünkü o kadar çok şey alıyorsunuz ki ben ne alıyorum diyorsun. Anam ne bileyim sen ne alıyorsun? O kadar ee, alışveriş yapıyorsun ki ya da yemek yiyorsun ki farkında değilsin ya da insanlara dağıtıyorsun bu hafta yani ocak bitmeden bu para finansını dengelemen lazım. Dengelemezsen biraz sıkıntılar ön planda. Aşk konusunda diyeceğim tek şey bu ara kimse bana dokunmasın. Evet benim sevdiğim var ama şu an ilişki değil de kafam yalnızlığı istiyor diyen balık burçlarına diyorum ki baba olacaksın. Nasıl yalnızsın? Yani demek ki ya da anne olacaksın. Nasıl anne oluyorsun? Demek ki senin özel hayatında güzel giden şeyler var. Sen sadece biraz evin içinde yalnız kalmak istiyor olabilirsin. Bir erkek ya da bir kadın sesi dinlemek istemediğin için bu hafta ilişkiyle alakalı noktada çok önem vermediğim bir hafta. Bence sevgiline sürpriz yap, onu motivasyona kıl. Çünkü sizde de sihirli bir el var. Yani siz aşk dileyecekseniz aşk olacak, para istiyorsanız para olacak. Ama unuttuklarınız önünüze geldiğinde paranız da ziyan olacak. Yani onlara dikkat etmemiz lazım. Belki bir anne sağlığı ile ilgili bir sıkıntı yaşayabilir bazı balık burçları. Yani annenizle ilgili sağlıklı romatizmal ağrılar, bacak ağrıları. ya yani bu tarz ağrılar ve da ayaktaki sıvılarla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Bu da çok e, biraz sizin sinirlerinizi bozabilir. Uzun süredir de e, evdeki eşyanızı ya da mutfağınız ya da evde akan bir şeyden çok rahatsızsınız. Bu hafta bu tamir konularınız da ön planda olacak. Bence güzel bir hafta. Sadece dikkate girmemiz ve paranızı biraz doğru kullanmanız gerekiyor. Sonra aşksız olan balıklara biraz daha sabırlı olun. Muhteşem bir aşk kapıda diyorum. Evet biz 13 Ocak 19 Ocak Haftalık burcumuzu yaptık. Bu benim kız beni yalamadan duramıyor. Ee, size mutluluk, güzellik, aşk, sevgi, huzur, bereket. Rabbim size güzellikler yağdırsın hayatınıza. Bu güzellikler size mutluluk ve sevgiyi getirsin istiyorum. Hoşça kalın, borçsuz kalın.